Ya normal de Kaan ismini başka birisiyle de atalarına kavuşmuş olabilir. Ben böyle diyorum. Ama evet. Böylece bitmiş oldu. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Tanrı Asıl Gizem 4. sezonun 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Blueberry yerleşimini konuşacağız. Tanrı Asıl'da tekinsiz bir üne sahip olan Blueberry köyünü konuşacağız. Şu anda zaten hemen o kırmızı kamyon değil de aynen. Red County Truck Terminal tabelasının önündeyiz. Buralarda geziyoruz. Blueberry çok önemli bir yer. Epsilon tarikatı gizeminin, Epsilon komplo teorilerinin merkezinde bulunuyor. Çok fazla dedikodu dönüyor burada bu konuda. Ama çok ilginç bir şekilde Blueberry ne kadar geri gidemiyorum. Neden mi gideceğim? Blueberry ilginç bir şekilde haritanın da tam merkezinde bulunuyor. Yani haritanın tam merkezi tam böyle Blueberry'nin azıcık soluna doğru geliyor. Şuralarda bir yerde zaten burası da Blueberry Acre olarak biliniyor. Köyün isminin de buradan geldiği düşünülüyor. Oradaki çiftlikten aldığı düşünülüyor. Ve en azından köyün bu şekilde kurulduğu düşünülüyor. Ki nedir? Mesela ilk kez belki izliyorsunuzdur. Çok şans vermiyorum buna ama. Belki ilk kez böyle bir şey denk geliyorsunuzdur, bunu duyuyorsunuzdur. Epsilon tarikatı diye bir tarikat var sanırım aslında. Bu şey değil. Bunun gerçekliği kesin. Artık o komplo teorisi falan değil. Ha, bu tarikatla birlikte neler oluyor? Kim ne yapıyor? Nasıl bir durum var? Bunlar tartışılan şeyler. Bu tarikatın da merkezinin Blueberry'de olduğu söyleniyor ve bu yönde gerçekten çok güçlü dedikodular da var. O dediğimiz çiftlik işte tam şu an baktığımız çiftlik. Zaten hemen yukarısı da Panopticon. Daha geçen bölümde izlediğimiz, geçen bölümde incelediğimiz yer. Bu çiftliğin bazı yerleri geceleri mavi ışıkla aydınlanıyor. İlginç bir şekilde köyün çevresindeki bazı başka yerler de geceleri mavi ışıkla aydınlanıyor. Şimdi neden ilginç bu? Aslında çok bir ışık kaynağı yok bu yerler için. Yani acaba oyunu ışıklandırma koymaya çalışmışlar da becerememişler mi? Yoksa gerçekten de öyle mi kalmış? Yani o ışık böyle ne olduğu bilinmeyen bir yerden mi geliyor? Neden öyle? Onu bilmiyorum. Wow, burada da ilk kez görüyorum burada böyle bir silah olduğunu. Demek ki sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Böyle yani burada bazı gizemli ışıklar var. Tabi bu gizemli ışıklardan çıkmıyor bu olaylar şeyler ama bu nereden geldiği belli olmayan bu ışıkların buralarda var olması da bakın buralarda mor. Burada mor bir şey yok. Neden mor? Mesela neden bunları buralara koymuşlar? Yani mor bu ışıklandırma varmış gibi falan görünüyor. Ama neden? Şimdi bu ışıkları bu kadar takmalarının sebeplerinden birisi de yani sadece mor değil, ağırlıkla mavi ışıklar var. Mavi tonlarında ışıklar var. Ve mavi de aslında Epsilon tarikatının önemli renklerinden birisi. Bu da aslında doğrulanan bir şey. Yani teori değil yani veya dedikodu söylenti değil. Epsilon bir tarikat ve mavi de tarikatın azıcık kafayı taktığı renklerden birisi. Üyeleri mavi giyinebiliyor. Oyunun gerçek dünyada bir bu tarikatın gerçek dünyada bir web sitesi var. Orada da mavi rengine çok vurgu yapılıyor. Mavi ışıkların o yüzden bu kadar bir önemi var. Epsilon
Evet işte buralarda bu mavi ışıklar var ve genelde Blueberry ve çevresinde görünüyor. Bakın şurada da var mavi ışıklar, mavi açılan tonlar. Şehrin farklı farklı yerlerinde de ne görünüyor. Bu yüzden azıcık önemli. Şurada da var. Kamyon terminalinde de var. İçeride mavi ışık var ama içeride ışık yok. Yani aslında bir içeriye girersek içeride lamba falan göremeyeceğiz. Şey göremeyeceğiz. Var olan şeyler hali hazırda kırılmış, şey olmuş. Ama buradan ışık gelecek şeyler değiller. Sadece hurdalar yani. Böyle bir durum var yani. Bir truck terminali de mavi ışıkla şey yapmışlar. Yazmışlar. Neyse ulan yavaş yavaş ben notlarımdan girmeye başlıyorum. Aynen. Zaten buna değindik. İsmini şuradaki çiftlikten alıyor. Blueberry çiftliğinden alıyor. Blueberry bir meyve gibi bir şey, yemiş gibi bir şey. Şu an tam tercümesini şey yapamadım. Buradaki çiftlikten geliyor ismi. Haritanın tam ortasında duruyor. Aynı zamanda birçok gizemin de aynı şekilde tam ortasında duruyor. Ve biraz sonra zaten yavaş yavaş inceleyeceğiz. Neler var köyde, nasıl bir yer falan. İnceledikçe biraz daha kafaya oturacak. Ha, burası böyle bir yermiş diye birazcık daha şey yapacağız. Red County'nin, yani Red County dediğimiz şey şu Los Santos'un etrafındaki dağlık taşra alan. Köyler, nehirler, şeyler, şehir olmayan alan. Red County'nin kamyonculuk merkeziymiş bir zamanlar. En azından şey öyle gösteriyor. Ha sonra ne olmuş? Zamanla önemini kaybetmiş. Başka başka teknolojiler gelişmiş. Başka merkezler gelişmiş. Burası da kendi kaderine terk edilmiş. Bu da aslında bir... Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Teşekkürler. Burada da böyle bir olay var. Ne diyordum ben? Haa! Affedersiniz kafam azıcık yoğun dolu ama. Evet, buranın da böyle bir olay var. O kamyon terminalinin merkezinin tam olarak şurası olduğu düşünülüyor. Tabi bu da şöyle bir hava katıyor. Genelde böyle yerler gizem filmlerinin, korku filmlerinin konusu olurlar. Eski ihtişamını kaybeden taşra alanları, böyle ayrık kalmış yerler, böyle filmlerin konusu olurlar. O yüzden insanların da buraya böyle söylentilerle gelmesi, kafalarında böyle şeyler canlanması çok doğal, çok normal. Buna rağmen, yani bu önemini kaybetmiş olmasına rağmen, şu an baktığımız bazı tesisler var. İşte Final Render bir kanalı. Final Build Construction diye mesela bir şirket var. Burada buraya o götür. Burası da bir bira şirketi miydi? Yanlış yapmıyorsam. Evet, öyle bir yerin merkezi. Yani sanayi bir şekilde var. İşte bir diğer tarafta az önce yanından geçtiğimiz spandex depoları vardı. Sanayi bir şekilde devam ediyor. Burası terk edilmiş bir köy olmasına rağmen. Yani belki bir yer, nereden kaynak alıyorlar acaba? Bir yerden kaynak alıyorlar ama nereden? Bu da ilginç bir nokta. Yine Epsilon tarikatı kendi üyelerinden belli miktarlar talep ediyor. Kendi sistemlerinde diyeceğim, düzenlerinde diyeceğim. Böyle kurallar var. Acaba buradan mı alıyorlar, buluyorlar kaynaklarını? Buradan mı kontrol ediyorlar? Heh. Burada da şey var. Locals only. Buraya sadece yerliler girebilir. Köyün yerlileri, köyün şeyleri girebilir. Hemen merakınızı gidereyim. Eğer şu an merak ediyorsanız bu sesler nereden geliyor diye, yukarıdan geliyor. CJ'in olası kız arkadaşlarından birisi burada atış talimi yapıyor. Aslında çok da aslında tuhaf bir olayı yok. Tanrı'nın %100 bitirmeye çalıştığımız, olduğu gibi sıfırlamaya çalıştığımız serimizde ona bahsettik. Ona da bakabilirsiniz. Evet, şeyi de bahsedeyim. Geçen bölümde bulmaya çalıştığımız Leatherface bu kişi. Leatherface'in olduğu söylendiği kişi o kişi. O model, onu da belirtmiş olalım. Öyle. Neyse, ben az önceki yeri kaçırdım. Neredeydi?
Sadece yerliler girebilir. Yani bir şey var, bir yabancı korkusu var. Dışarıdan gelenlere doğru soğuk bir bakışı var. Bütün köye bu hakim. O da ayrı bir olay. Yine korku filmlerindeki, gerilim filmlerindeki çeşitli şeyleri gönderme yapılıyor. Çeşitli kavramlara, konulara gönderme yapılıyor. We don't like your type around here. Senin tipini buralarda sevmeyiz. Gibi bir cümle yazıyor orada. Acaba bu CJ'ye gönderme mi? Çünkü siyahi bir karakter olduğu için ve oyuncu da bunu bu şekilde algılayacağı için acaba ona mı gönderme yapılıyor, yoksa genel olarak yabancıları burada sevmeyiz mi gibi bir şey mi var? Onu da anlamaya çalışıyoruz. Bakalım. Red County Truck Terminal. Yani Red County Kamyon Merkezi. Kamyonculuk merkezi veya durağı olarak da şey yapabilirsiniz. Orası da burası. Yine burada bir mavi bir ışık var. Mora çalan, maviye çalan bir ışık var. Burada bazı şeyler oluyor mu olmuyor mu, insanlar bunu da araştırıyor, öğrenmek istiyor. Terk edilmiş bir yer ve hiçbir şekilde kullanılmıyor. Öylece duruyor. Halbuki şehrin diğer noktaları işleniyor, kullanılıyor. Fabrikalar yapılmış, yeni yeni şeyler inşa ediliyor. Dükkanlar çalışıyor, ediyor. İnsanlar da hatta karavanlarda falan yaşıyor. Yani karavanlarda da yaşıyor diyeyim. Hani yaşam devam ediyor burada. Burası neden terk edilmiş? Acaba kimse dokunmuyor mu? Bir şeyler mi oluyor burada? Ona mı izin vermiyorlar? İnsanların öylece gelip dolaşmasına mı izin vermiyorlar? Onu da bilmiyoruz. Şehirde bir pizzacı var. Herhalde oyuncu canını tamamlasın diye bir şey yapmışlar. Bakalım. İleride bir şey serisi düşünüyoruz. Düşünüyorum. Hiçbir şey satın almadan oyunu bitirmeye çalışmak gibi bir şey de düşünüyorum. İleride, ama çok ileride artık. Öyle o kamyonculuk merkezi de öyleydi. Yine burasının Epsilon tarikatının merkezi olduğu söyleniyor. Şimdi bu Epsilon tarikatının gerçek dünyada internetli bir web sitesi var. Sanres'in çıkışından sonra yayınlanıyor bu site. Sitede işte güya oyun dünyasının içindeki çeşitli karakterlerin ifadeleri var. İşte tarikatın kuralları var, inançları var. İşte neler yaptıkları, kendi savlarını destekleri, savları falan var, kanıtları var, o su var, bu su var. Bu karakterlerin ifadeleri, karakter ifadelerinden çok konuşamıyorum. Üzülüm, azıcık bir yorgunluk var, şey var. Kelimeleri de ara sıra böyle tekrarlıyorum. Acaba plak çalıyor da tekliyor mu acaba ben? Tamam, yoksa mekanik bir şey miyim? Neyse. bu Epsilon tarikatının sitesindeki ifadelerden birisi de Jonas Ackerman'a ait. Bu kişi Blueberry'de yaşadığını söylüyor. Buradan siteye yazmış ve yani diyor ki işte ben de işimi gücümü bıraktım, artık yancımın peşindeyim gibi gibi şeyler söylüyor. Yine bakın son damla gibi bir şeyler falan yazıyor burada. Depo hizmetleri. It all ends up here diyor. Her şey burada bitiyor gibi. Çok yani tekinsiz bir yer burası. Bigfoot koca ayak animasyonunu andırıyor değil mi? Fotoğraf çekiminden sonra. Acaba burada mı unuttular, yoksa oyundaki bir boşluk mu, bir şey mi, onu da bilmiyoruz. Şurası... yine baştan şu karakterimizi şey yapalım. Bu Leatherface'imizi de buradan şey yapalım. Burası Catalina ile gelip soymaya çalıştığımız zaman bizden önce başkasının soyduğu bir likör dükkanı. Dükkanın arkasında da şöyle şeyler var. Haberleşme araçları var. Acaba tarikatın mı kendi haberleşme araçları bunlar, yoksa burası kaçakçılık mı yapıyor? Onu da bilmiyoruz. Yani aslında bayağı suçların onun bunun işlendiği de bir yer. Genel olarak tekinsiz bir yer. Aynı zamanda şimdi oyun içinde çeşitli radyo istasyonları var. Bunlardan birisi de WR. Orada Marvin Trill'in R53 adlı bir radyo programı var. Böyle bir sohbet muhabbet havasında geçiyor. Misafir alıyorlar. Müşteriler diyorum. İzleyiciler, dinleyiciler bağlanıyor. Böyle bir işleyişi var programın. Buraya Rick diye bir dinleyici katılıyor telefonla. Programı arıyor.
Ve inançlarını ve tarikatı falan da anlatmaya başlıyor. O da yine Blueberry'de yaşıyor. Yani Blueberry'de kesinlikle Blueberry'de tarikatçıların yaşadığı bir kesin. Kesinlikle yaşıyor. Bu oluyor. Tarikatın varlığı zaten kesin. Blueberry'de bir şeylerin olduğu da kesin. Ben bu arada şeyi arıyorum burada. Burası yakılmış bir ev mi vardı acaba? Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Sanırım yanlış hatırlıyorum ama. Neyse biz şey yapmaya devam edelim. Ya bunlar kesin bilgiler. Bunların yanında dolaylı şeyler de var. İşte ışıklar, dükkan, yerli kabul ettiklerini, yabancılara sevmediklerini söyleyen dükkan. İşte Red County kamyon terminalinin durumu. Biraz işte şu kaçak içki dükkanı. Bunlar veya şuradaki tabela. Yani nereye baksanız bir şey görüyorsunuz. Blueberry böyle bir yer. Gerçekten hep tekinsiz bir yer ki şu an yarısına falan geldik yani. Ne yazmışım ya? Cult Farm diye bir şey var. Oraya da yakın diye şey oluyor. Oradan da böyle mavi ışıklar çıkan bir çiftlik. Acaba Epsiloncular mı oradakiler gibi olaylar da var. Truth bizi oraya yolluyor. Ama yani yakın dediğimizde çok da şey değil aslında, bayağı uzakta. Ama yine de insanlar şey yapıyorlar. İnsanların ağızlarına dolanan söylentiler arasında bu da. Ben çok bilgi göremiyorum. Ama mavi ışık artık oyun içinde gerçekten şüphe uyandırıyor. Ben de şüphe uyandırıyor. Nerede görsem ben de bir şüpheleniyorum. Bakalım, ama doğrudan kanıt bulamadan bir şey söyleyemeyiz. Aynı şekilde yine burada bir ammunition var, bir silah dükkanı var. Böyle bir yer için oldukça uygun bir silah dükkanı. Yani bu kadar yabancılar sevmeyen bir yerde böyle bir dükkan çok makul. Şimdi buralarda bir yerde yine %100 bitirme serimizde yaptığımız olay. Evi satın aldıktan sonra şuradaki şey dikkatimi çekmişti. Bu polis bandı ve hani burayı geçmeyin falan diyor. Demek ki burada bir şeyler olmuş. Bir şeyler işlenmiş. Bir suç işlenmiş ve evi kapatmışlar. Yani burası artık suç mahalli demişler. Acaba neler oldu? Neler işlendi? Bütün diğer her şeyi sabah kattığınız zaman kafada bir şeyler canlanmıyor da değil. Yani gayet net canlanıyor. Sadece o da değil. Yani şuradaki evlerin falan kapıları da kapanmış. Dışarıdan çivilenmiş. Dışarıdan tahtalar koyup çivilemişler. Yani burada da bir şeyler olmuş. Birileri mi kovulmuş artık buradan? Sonra evi hiç mi şey yapmamışlar? İlginç bir olay. Çünkü şurası kullanılmıyor, şurası kullanılmıyor. Ve de şurası da kullanılmıyor. Ama insanlar hala karavanlarda yaşıyorlar. Yani şehire gelen bir nüfus var. Ve bu nüfus çok şey bir nüfus da değil. Geliyor yani. Şehir ilgi çekiyor. Ama bir şekilde buraları kullandırtmıyorlar. Halbuki ihtiyaç var. Talep var. Böyle bir şey. Ben bir yer arıyorum şu an. Özel bir yer arıyorum. Bulursam onu göstereceğim. Bulamayacak mıyım acaba? Arayayım biraz daha. Yani şey olayı gerçekten tuhaf. Bu evler neden kapalı? Bir suç işleyenlerde suçu mu örtbas etmeye çalışıyorlar? Onu bunu temizlemeye çalışıyorlar. Bir şeylerin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü buraya insanlar geliyor. İnsanlar gelmeye devam ediyor. Ve bu insanların kalacak yerlere ihtiyacı var. Küçük kulübelerde kalıyorlar. Karavanların içlerinde kalıyorlar. Kalabilirler de. Yani bunda da bir sıkıntı yok ama. Öyle ben bulamadım. Buralarda bir yerde bir yüzeyde canavarları veya şeytanları andıran yüz ifadeleri olduğu söyleniyordu. Ama bana çok şey de gelmedi. Çok da ciddi bir durum gibi gelmedi. Çünkü genelde San Andreas'ta böyle yerlerde şimdi bu gördüğünüz objelerin üzerindeki boyalar, izler
ayrı olarak yapılıyor ve ön yapıştırılıyor. Duvar kağıdı gibi düşünün. İki duvar kağıdının aynı taraflarını bu şekilde getirirler. Tam bu getirdiğiniz noktada şurada bir leke varsa şurada da bir leke olur. Çünkü simetrik olacak. ne oluyor? Doğal olarak orada bir sanki iki tane göz varmış gibi oluyor. Aşağıda da bir herhangi bir çentik varsa orada da bir ağız varmış gibi görünecek. Ve insanlar onu hemen şey olacak. Wow, burada canavar yüzü var, şeytan yüzü var. Doğal. Ama tabii yine söylüyorum, gerek alan her şeyle birlikte düşündüğünüz zaman işte kapalı kalan evler, tarikatçılar, işlenen suçlar, yani buradaki yerli, buranın yerlilerinin takındığı agresif yabancıl tavır, yani her şeyi bir arada düşündüğünüz zaman gerçekten böyle düşünmemek, aa bu da şeytan mı acaba diye düşünmemek elde değil yani. Belki de gerçekten öyledir. Büyük bir ihtimal değildir. Ama o da oraya bilinçli olarak konulmuşsa şaşırmazdım. Evet. Blueberry de böyle bir yer. Gizemli bir yer. neresine baksanız. Aa, o gökkuşağı mı be? Sunrise'da ilk kez mi gökkuşağı görüyorum ben? Belki daha önce de görmüşsündür de şurada ilk kez gökkuşağı görüyorum şu an. Wow. Yani çok da önemli bir olay değil ama. Yani 20 yıl sonra, bu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 2021'deyiz ha. Belki ne zaman izliyorsunuz bu videoyu bilmiyorum ama 2021'deyiz şu an. Yani bir 17 yıl oldu herhalde. 17 yıl sonra bile yeni yeni şeyler görebiliyorsunuz bir oyunda. Keşfedebiliyorsunuz. Bir oyun zamana karşı verdiği, mücadele mi diyeyim, başarı diyeceğim. Zamana karşı elde ettiği başarı diyeceğim. Bunu Fallout'ta da çok yaşıyorum. Fallout oyunlarında da çok yaşıyorum. GTA'larda da çok yaşıyorum. Gerçekten wow diyorum. Yeni bir şey. Neyse. Evet. Değerli apaplarım. Değerli dostlarım. Bu da Blueberry'ydi. Bu da Blueberry'deki gizemlerde. Daha çok değineceğiz bunun üstüne. Şu an tabii %100 bitirmediğimiz için daha biraz ön inceleme gibi oluyor bunlar. Bir de %100 bitirip üzerine odaklanacağız. Üzerine düşüneceğiz, konuşacağız. Yani bu bahsettiğimiz şeylerin hepsinin üzerinden bir daha geçeceğiz. Öyle. Ne diyecektim? Ben bu arada şeyi de unutmayın tabii. Sanırsa %100 bitirdiğimiz, yani her şeyiyle. %100 bitirmek için gerekli olan her şeyi yaptığımız bir serimiz var. Ona başladık. Şu an 20. bölümlerde falan olmamız lazım. Onlara da bakmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İnceleme mi istediğiniz gizemler varsa, yine ziyaret etmemi istediğiniz, böyle araştırmamı istediğiniz yerler varsa lütfen yorumlarda onlardan bahsedebilirsiniz. Yorumlarınız ve like'larınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Biz korku oyunu yapıyoruz. Arkadaşlarla ekip olarak bir korku oyunu yapıyoruz. Trailerimizi de yayınladık. Aşağıda oyunun sitesini bulabilirsiniz. Bir sürü başka güzel başlıkta bulabilirsiniz, ilginizi çekebilecek. Öyle. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.